Amasra'ya tayinimin 3. ayı. Bir ay öncesine kadar belki Amasra'nın en mutlu insanı bendim. Ama şu son bir aydır sanki yaşamıyordum. Çünkü o yoktu. Şebnem'i bundan sonra hiç görmeyecektim. Mesleğimde yeniydim ama hayatımda hiç şizofrenik bir vaka ile karşılaşmamıştım. Gerçi önceleri bunu vaka olarak bile görmüyordum. Ama olaylar geliştikçe bunun ancak şizofrenik bir hasta tarafından yaratılabileceği şekillenmeye başlamıştı kafamda. Giyinebilirsin. Peki. Dediğim gibi bu ilaçlar bitince yine geleceksin. Sağ olun, geçmiş doktor olsun. Bey. Buyurun. Merhaba. Adım Hakan. Stajımı yapmak üzere buraya tayin oldum. Ha evet, hoş geldin Hakan, ben Adnan. Bu kasabada herkes aşağı yukarı birbirini tanır. Şu anda senin bu kasabaya tayin olduğunu bile duyduklarından eminim. Yani... Eyvallah, sağ ol. Şurası Çınar. Yemeğimi yıllardır burada yerim. Hem temiz hem de ucuzdur. Eğer zahmetsizce karnını doyurmayı tercih edersen yemekleri birlikte yiyebiliriz burada. Tabii efendim, memnuniyetle. Hah, işte geldik.
Kalacağın ev burası. Nasıl, güzel değil mi? Sen biraz istirahat et. Sonra Çınar'da peki, buluşur, birlikte yemek yeriz. Al bakalım. Son yazdığımı bulamayabilirsin. Ama zararı yok. Yakında Ankara'ya gideceğim, ben alırım. Peki efendim. Diğer yazdıklarımı mutlaka bul, eve götür, tamam mı? Baş üstüne. Hadi göreyim seni. Gel Hakan. Merhaba efendim. Merhaba. Ali! Hakan! Ben kasabaya iniyorum. Sayende bol vaktim oluyor artık. Değerlendireyim bari diyorum. Tabii efendim. Nasıl arzu ederseniz. Burayı merak etmenize gerek yok. Bana güvenebilirsiniz. Güveniyorum sana doktor Hakan. Güveniyorum. Seni pek sevdim. İyi bir doktor olacağından eminim. Hadi eyvallah. Güle güle. Nöbetçi doktoru görmek istiyorum. Şurası. Doktor bey, acil bir durum var. Hemen gitmemiz gerekiyor. Gölcük'teki evde bir yaralı var. Geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Bu tarafta. Ne o? O sesler ne? Kim geldi? Şey, arka camı taktırmak için birini çağırmıştık da o geldi abiciğim. Ha, evet. İyi. Abim profesördür. İlmi araştırmalar yaptığı için bütün gün kitaplarıyla meşgul olur. Kızının durumundan haberi olsun istemedim. Üzülür, çalışmaları aksayabilir. Anlıyorum. Ne oldu? Nasıl kesildi? Sürahiden su doldururken ayağı kaydı, düştü. Kırılan sürahi de bileğini kesti. Hemen dikiş atmak lazım. Bayağı derin kesilmiş. Çok kan kaybetmiş olmalı. Haklısın. Onlar esrarengiz bir aile. Geleli birkaç ay olmasına rağmen kimseyle dost olmadılar. Alışverişlerini siyahlar giymiş, çok az konuşan biri yapıyor. Adam profesörmüş ama hiç karşılaşıp konuşmadık kendisiyle. Bana pek kazaymış gibi gelmemesine rağmen kızın durumunu babasından gizlemesi tuhafıma gitti. İyi ki bileğindeki kesik damara rastlamamış. Yoksa o güzelliğe yazık olurdu doğrusu. Bakıyorum genç doktorumuz hastasından pek etkilenmiş. Şey,
Sadece çok güzel olduğunu anlatmak istemiştim. Bugün ona gidiyorum diye çok heyecanlıyım. Ama bir daha onu görebileceğimi hiç zannetmiyorum. Çünkü bugün dikişleri alıyorum ve tedavi bitiyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Bey. Şebnem Hanım'a benzeyen bir şey gördüm. O da mı yeğeniniz? Evet. Şebnem'in ikizidir. Ev halkı ile bile pek konuşmaz. İçine kapanıktır. Anlıyorum. Şebnem Hanım nasıl? Ben çok iyiyim. Sizi çok iyi gördüm. Çok da güzelsiniz. Teşekkür ederim. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki size birlikte çay içmeyi bile teklif edebilirim. Siz tedaviyi yaparken ben çayları hazırlayayım. Bir bakayım. Yara nasıl gözüküyor? Çok iyi. Dikişler estetik olduğu için iz bırakmayacak. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. O eve bir daha gidebileceğimi, hatta Şebnem'i de görebileceğimi hiç zannetmiyordum. Ve buna çok üzülüyordum. Şebnem'i görebilmek için yanıp tutuşuyordum. Deli olacaktım. Ya Rabbim, ona aşık mı olmuştum yoksa? Ama işte o karşımdaydı. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Bugün daha iyiyim. İlaç almak için indim kasabaya. Buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. Hemen eve gitmeliyim. Öğleden sonra bize gelebilir misiniz? Birlikte çay içeriz. Memnuniyetle gelirim. Öyleyse görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Günaydın delikanlı. Günaydın. Ne o? Bakıyorum senin hasta erkenden yollara düşmüş. Beni öğleden sonra çaya davet etti. Fakat oraya nasıl gidileceğini bilemiyorum. Merak etme, benim külüstür ne güne duruyor. Misafirimiz mi var? Ben de bir çay içebilirim. Tabii.
İsmin ne senin delikanlı? Neden buradasın? Ne iş yaparsın? Doktor Hakan efendim. Doktor mu? Yoksa bu evde biri kaza mı geçirdi? Bulutları ağla yakalamaya çalışırken damdan düştüm babacığım. Desene, bu genç doktor da seni çabucak iyileştirdi. Hakan bey kasabaya yeni tayin olmuş babacığım. Çevreyi dolaşırken tanıştık kendisiyle. Ve hemen bize davet ettin, öyle mi? Ah, evet. Davet fikri benim de abi. Hem Şebnem'in bileği incinmişti, doktor bey tedavi etti. Geçmiş olsun yavrucuğum. Kendine daha fazla dikkat etmelisin. Teşekkür ederim babacığım, üzülme. Bundan sonra daha dikkatli olurum. İzninizle ben gideyim artık. Sizi geçireyim, buyurun. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Abim Şebnem ölen karısına benzediği için Şebnem'i adeta tapar. Çok kıskandığı için de Şebnem'in hiç erkek arkadaşı yoktu. Anlıyorum. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii, buyurun. Buraya sık sık gelip Şebnem'le arkadaşlık yapmanızı, onu bu yalnızlığın verdiği bunalımdan kurtarmanızı istiyorum. Şebnem'in size karşı ilgi duyduğu kesin. Çünkü sizin yanınızda çok neşeli olabiliyor. Sizin de ondan hoşlandığınızı bakışlarınızdan anlıyorum. Ondan hoşlandığım doğru ama ya profesör? Çok kıskanç demiştiniz. En önemli nokta da o zaten. Abim kızıyla arkadaşlığınızı veya hissi bir bağınızı kesinlikle anlamamalı. Böyle bir şey hissettiği an Şebnem'i bir daha görmenize izin vermez. Peki buraya sık sık gelişimi nasıl izah ederiz? Kolayı var, Şebnem'in abisiyle iyi arkadaş olduğunuzu söyleriz. Ha evet, abisi. Kendisinden 5 dakika önce doğduğu için Şebnem ona abi der. Dış dünya ile ilgisi olmadığı için de size soru filan sormaz. Peki efendim, görüşmek üzere. Güle güle. Ailenin bütün karanlık yönlerine rağmen Şebnem'i görmek için o aileyle görüşeceğime adeta seviniyordum. Şebnem'i görmek, onunla beraber olmak ne güzel şey. Doktor bey, evimizi çok beğendiğini söylüyor baba. Doktor mu? Ne doktoru? Aman baba, dün tanışmıştınız ya. Ne çabuk unuttunuz Şebnem'in bileğini abi. Doktor bey sargısını değiştirmeye geldi. Evet, öyle ya. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ ol. Ben de sizinle bir çay içebilirim. Ben getireyim. Evinizin çevresi çok güzel. Ama bu ıssız yerde sıkılmıyor musunuz? Babam çalışmaları için sessiz bir ortamı tercih ediyor.
Ben de günlerimi cennet gibi olan bu çevrede gezerek değerlendiriyorum. Bilhassa yukarıdaki gölün kenarında kitap okumak bana büyük bir mutluluk veriyor. Babanız çok ilginç bir insan. 3 keredir beni hatırlamadı. Babam çok unutkandır. Kendini o kadar işine kaptırır ki anlatamam. Tamam size. Tamam, bu konuyu kapatıyoruz. Beni o göle götürür müsünüz? Tabii, ben orayı çok seviyorum. Sizin de seveceğinize eminim. Harika bir yer. Manzara mükemmel. Göl buradan ne kadar güzel görünüyor. Evet, ama en önemlisi ev burayı göremiyor. Elimi tutmak hoşunuza mı gidiyor? Evet. Peki öyleyse. Babanız herhalde rahatsız. Böyle bir şeyi neden söylemek gereği duydunuz? Ailenizin buraya sağlık nedeniyle geldiğini zannetmiştim. Belki siz sağlıklısınız. Halanıza gelince onun da bir şey yokmuş gibi görünüyor. Ben de doğal olarak hastanın babanız olduğunu düşündüm. Ha, anlıyorum. Evet. Göle inelim mi? İnelim. Değişik ve olağanüstü bir insansınız. Yarın gene gelecek misiniz? Eğer isterseniz, sizi sık sık görmek beni çok mutlu edecektir. Yarın öyleyse. Öyleyse yarın. Hakan, tamam götür. Ben de seni bekliyordum. 2 günlüğüne Ankara'ya gitmem gerekiyor. Ne yapacağız bilmem. Sağlık ocağı sana emanet. Beni aratmayacağından eminim. Ben bazı planlar yapmıştım. Değiştirmesi çok ayıp olacak. Gitmeniz çok mu gerekli gerçekten? Çok gereklinden de gerekli. Senin hissi meselelerine yardımcı olmak isterdim ama maalesef gece gündüz burada kalıp acil vakalar için hazır olmak zorundasın. Anlıyorsun beni, değil mi Hakan? Evet, anlıyorum. Hadi neşelen biraz canım. 2 günün sana göre ne önemi var? Gençlerin hayatta en bol şeyi zaman değil mi? Sizden bir ricam var efendim. Gölcük'teki eve uğrayıp neden yemeğe gelemeyeceğimi onlara izah eder misiniz? Tabii, bu görevi seve seve yerine getiririm. Uzun zamandan beri bugün onsuz geçen ilk günüm. Gün bitmek bilmedi. Keşke sağlık ocağında başka bir görevli daha olsaydı. Neyse, nasıl olsa bugün geçti. Yarın da geçer elbette. Evet. Günaydın Doktor Hakan. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Nasıl geçti seyahatiniz? Fena sayılmaz.
Burası ne alemde bakalım? Kayda değer bir şey yok. Normal hastalıklar efendim. Artık geldiğinize göre ben... Biliyorum, biliyorum. Gölcük'teki eve kahvaltıya gitmek isteyeceksin ama gel hele. Sana anlatacaklarım var. Gel bakalım şöyle. Rahat rahat görüşelim. Önce beni dinlemelisin. Hakan, dün akşam Ankara'da bir arkadaşımla küçük bir partiye gittik. İstanbul'dan gelmiş bir doktorla çene çalarken bu kasabada doktorluk yaptığımı söyledim. Adamın yüzü birden değişiverdi. Ha evet, orası Profesör Haluk Beylerin kaçtığı kasaba demez mi? Kaçmışlar mı? Acele etme, anlatacağım. Gerçi bayağı çirkin bir hikaye ama neyse. Görünüşe göre senin küçük hanımın babası İstanbul'da genç bir delikanlıyı vurmuş. Parlak gelecek vaat edilen bir delikanlıyı. Neler anlatıyorsunuz? İnanmıyorum! Dur, dur, sakin ol. Olay şanssız bir kazaymış tabii. Gazetecilerin ilgiyle izlediği ayrıntılı bir sorgulama sonucu... ...Profesör kasıtlı hareket etme isnadından tamamen sıyrılmış. Anladığıma göre o delikanlı evlerine sık sık gelen biriymiş. Profesörün kızına aşık olduğu da herkesin dilindeymiş. Delikanlı bir gece geç saatte kızla randevulaşmış. Herhalde bahçeye gizlice girerken... Profesör delikanlıyı hırsız sanıp vurmuş ve öldürmüş. Bazıları da bu olayın kızın çocuğa kaçmasını önlemek için gerçekleştiği görüşünde. Her neyse, yasal patırdılar biter bitmez de profesör aileyi topladığı gibi bu kasabaya kaçmış. Hakan'cığım, sana bunları bilmen gerektiğine inandığım için anlattım. Umarım beni anlıyorsundur. Tanrım, ne kadar çok acı çekmiş olmalılar. Gazeteciler, dedikodular... Toplumdan ayrı tek başına yaşamak. Zavallı Şebnem. O içine kapanık halini şimdi çok iyi anlıyorum. Zahmet oldu doktor. Önemli değil, hoşça kal. Merhaba babacığım, nasılsınız? Merhaba kızım, geldiniz ha? hoş geldiniz. Merhaba. Demek bana çiçek getirdiniz, çok naziksiniz. Bakın, doktorumuz geldi. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba delikanlı. Merhaba Hakan, hoş merhaba. Geldin. Ben yeni bir şeyler tasarladım kafamda, dağılmasını istemiyorum, odama çıkıyorum, Nur. Şebnem hala iyileşmedi mi ki? Ne işi var doktorun bu evde? Abi, lütfen kabalaşmayalım. İyi. Halacığım, biz bahçeye çıkıyoruz. Tabii.
Buraya bak. Beni iyi dinle. Hep böyle suskun mudur bu adam? Suskun mu? Ha, anladım. Ahmet'i soruyorsun. Babamın her şeyidir o. Askerliğini NATO'ya ait özel bir bölümde yaparken tanımış onu babam. O günden beri de yanından hiç ayırmıyor. Tehlikeli biri olduğu belli. Sanırım sana da aşık. Bırakalım şimdi bunları. Bana kendinden bahset. Hayat hikayem çok kısa. Anne ve babamı küçük yaşta kaybettim. Parasız yatılı okul, tıp fakültesi, kura çekilişi ve bu kasabaya tayinim. Şu ana kadarki en önemli olaysa seni tanımış olmam. Lütfen gidelim. Gidelim. Doktor bey, bugünkü olayın tekrarlanmamasını dilerim. Olay mı? Neden bahsettiğinizi anlamıyorum efendim. Şebnem'e bu kadar yakın olmanız çok tehlikeli. Onu öptünüz, babası görebilirdi. Affedersiniz, düşünemedim. Şebnem'le baş başa kalmanız bile doğru değil. Abim aranızda hissi bir bağ olduğundan şüphe edip öfkelenebilir. Bu da hiçbirimiz için iyi olmaz. Affedersiniz efendim. Tekrar etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Bunun için bana söz verin lütfen. Söz veriyorum efendim, iyi günler. İyi günler. Artık her gün bu eve gelmeden duramıyordum. Herhalde Şebnem'e olan tutkunluğumdan çok babasından endişe etmemdi buna sebep. Şebnem'e bir şey olsun istemiyordum. Aklımca koruyordum onu. Güneşlenmeye gidiyorum, bay bay. Gel canım. Evin bu tarafına geçmeyeceksin demedim mi? Peki efendim.
Sen ne iş yapıyorsun bakalım delikanlı? Babacığım, Hakan Bey doktordur. Dün konuşmuştuk ya. Ha evet, elbette. Bileğin incinmişti değil mi? Nasıl oldu? Ağrıyor mu hala? Hayır babacığım, geçti sayılır. Doktor Hakan Bey'in sayesinde tabii. Ha evet, adın Hakan'dı senin. Aklım uzun zamandır incelediğim bir konuya takılı kaldığı için unutkanlığımı bağışla. Estağfurullah efendim. Bana müsaade çocuklar. Odama çekileceğim. Nasıl isterseniz babacığım. İyi günler delikanlı. İyi günler efendim. Umarım turtamı beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim efendim. Çok lezzetli, elinize sağlık. Halam meyve tatlısı konusunda uzmandır. Gerçekten çok lezzetli. Hadi bahçede dolaşmaya. Hep Şebnem'in yanında olmak. Onu himaye etmek. Ona sahip olmak. Hatta onunla evlenmek istiyordum. Bunun için halasına verdiğim sözü bile unuttum. Artık eve dönmeliyim. Hayır, eve gitmem lazım. Babam... Yarın buluşacağız değil mi? Tabii, aynı saatte burada. Anlaştık sevgili. Güle güle. Bazen Şebnem'i de anlayamıyorum. Ondaki bu garip davranışlar acaba babasından mı geliyordu? Her neyse. Hadi kal. Kendini harap etme. Hadi kal. Hadi. Hadi canım. Merhaba. Merhaba doktor. Merhaba. Merhaba Nuri. Merhaba. Alışveriş mi yapıyor bu? Doktor Hakan, sana bir teklifim var. Kabul edersen senin için iyi olur. Moralin düzelir. Moralim mi düzelir? Ne teklifi? Ne morali bu? Hadi hadi. Bilmiyorum sanıyorsun. Teklifim şu. Benimle bir iki kadeh bir şey iç. Neşen yerine gelsin. Peki. Hatırınız için içeyim. Ama kederli olduğumu da nereden çıkardınız peki? Ben bilirim, bilirim. Demek profesörün kızıyla aranızdaki romantik ilişki bitti ha? Profesörün kızı mı? Bütün kasaba aşkınızı konuşuyor. Kimsenin farkında olmadığını mı sanıyorsun? Peki, aşkımızın bittiğini nereden çıkarıyorsunuz efendim? Öyle ya, daha bir hafta var. Bir haftada neler olur, neler. İnanın efendim, hiçbir şey anlayamıyorum. Nedir şu bir hafta meselesi? Hadi hadi, bana numara yapma. Gölcük'tekilerin bir haftaya kadar buradan gideceklerini kasabada bilmeyen yok. Şu kara giysili adam hani. Ahmet yani. Bu sabah kasabaya inip gerekli hazırlıkları yaptı. Hay Allah. Demek gerçekten bilmiyordun. Hayır, bilmiyordum.
Ama ben doğal olarak sanmıştım ki... Yani kötü haberci olmak istemem tabii. Kız sana bahsetmiştir diye düşünmüştüm. Özür dilerim. O kara giysili... Nereye gideceklerinden de bahsetmiş mi? Hayır. Bunu saklamakla da kasaba halkına çeşit çeşit tahminler yapma olanağı tanımış oldu. Mesela bizim bankacı Halit diyor ki... Bu konuyu artık konuşmasak sevinirim. Pekala, sen bilirsin. Ama son olarak şunu da söylemek istiyorum. Belki gideceklerini kız da bilmiyordur. Bu yüzden sana söylememiştir. Evet. Haberi olsa bana mutlaka bahsederdi. Onunla buluşmamak için gitmemeye karar verdim. Madem ayrılacaktık, buna kendimi hazırlamam lazımdı. Bir de gideceklerini biliyorsa işte o zaman çok kötü. Benim hislerimle oynanmış olacaktı. Sen gelmeyince ben geldim. Bu saatte evden nasıl çıktın? Babam uyumuştu, ben de çıktım işte. Bundan böyle gelip seni bulurum, sohbet ederiz, tamam mı? Tamam ama vaktimiz yalnızca bir hafta. Bir hafta mı? Bir yere mi gidiyorsun? Giden sensin Şebnem. Ailem buradan ayrılıyor. O siyahlı adamınız dün kasabaya inip tüm hazırlıkları yapmış. Ya. Anlıyorum. Demek ki sana söylenmedi. Ne? Ha. Hayır, söylenmedi. Sen gitmek istemiyorsun değil mi? Tabii istemiyorum. Ama Ahmet hazırlık yapmışsa bu gitmeliyiz demektir. Ama neden? Neden kaçıyor aile? Nice aile gibi bizim de sırlarımız var. Boş ver. Her şeyi bu kadar ciddiye alma ne olur Hakan. Hadi gülümse biraz. Eğer bir hafta vaktimiz varsa bu vakti surat asarak geçirmemeliyiz. Ha şöyle. Benim artık gitmem gerek. Hem halamın taşıma ayrıntıları konusunda bana ihtiyacı olabilir. Yarın onda köprüde görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle Şebnem. Tanrım. Şebnem'in haberi yokmuş. Şimdi ben ne yapsam acaba? Ne yapsam? Nur Hanım görüşecek. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İşlerimize fazla burnunuzu sokmaya başladınız doktor bey. Affedersiniz ama böyle bir şey yaptığımı sanmıyorum. Buradan ayrılmamız konusunda bilgi toplamışsınız. Buna ne demeli? Ha, şimdi anladım. Yalnız taşra kasabasında herkesin her şeyi bir anda duyduğunu bilmeniz gerekir. Gideceğinizi öğrenmem sadece bir rastlantı. Aslında nasıl öğrendiğinizin pek önemi yok. Asıl önemli olan nasıl bir şok yaratacağını düşünmeden bunu Şebnem'e söylemeniz. Hayatını bu kadar ilgilendiren bir şeyin ondan gizlendiğini nasıl tahmin edebilirdim ki? Gideceğinizi onun da bildiğini sanmam en doğal düşüncedir. Geciktirilmiş acı azaltılmış acıdır. O halde Şebnem'in buradan gitmesinin ona acı vereceğini kabul ediyorsunuz. Doğru ama gitmenin yaratacağı acı, kalmanın yaratacağı tehlikenin yanında hiç kalır. Bu tehlikenin ne olduğunu bana anlatmayacak mısınız? Size açıklama yapmak zorunda değilim. İşte onunla buluşacaktım. Ama nasıl davranacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Bildiğim tek şey... Şebnem'i çok sevmek. Oo, genç doktorumuz gelmiş. Gel, gel otur şöyle. Lokantada sizi göremeyince ben buraya geldim. Ah, iyi öyleyse. Burada birlikte yeriz. Dertleşmek için aradım sizi. Yo. Bu genç yaşta dertten bahsetmek yakışmaz sana. Hele aşk yüzünden dertli olmak hiç yakışmaz. Ha sahi. O güzel kız ne diyor şu gitme işine? O da istiyor mu buraları terk etmeyi? Evvelki gün söyledikleriniz doğru çıktı efendim. Gideceklerinden Şebnem'in haberi yokmuş. Ben söyleyince şaşırdı tabii. Ne yapmayı düşünüyormuş?
ailesinin verdiği karara uymak zorunda olduğunu söyledi. Anlayamıyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum. Nedir o evde dönen dolaplar? Her şey anormal gözüküyor. Baba, hala, abi, o siyahlı adam, hatta Şebnem bile. Şebnem mi? O neden anormal olsun ki? Gördüğüm kadarıyla harikulade bir kız. Her çocuk babasını sever. Ama Şebnem sevmekle korkmak arasında bir duygu taşıyor. Benimle birlikteyken dünyanın en tatlı, en munis kızı. Kimsenin etkisinde olmayan, kişiliğini kazanmış biri gibi görünüyor. Fakat babasının olduğu yerde, hatta babasından laf açılsa bile birdenbire değişip kişiliğini kaybediyor. Sanki babasının kuklası haline geliyor. Bütün bunları çözemediğim için de huzurum kaçıyor. İşte bu yüzden dertleşmek ihtiyacını duydum sizinle. Bilmem anlatabiliyorum. Evet, anlattıklarında haklı olabilirsin. Ama yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Yaşın daha çok genç. Yaşadığın her olayı dert etmezsen çabuk yaşlanmazsın. Beni al göz önüne. Hiçbir şeyi dert ettiğimi gördün mü? Önünde koskoca bir hayat var. Ama o koskoca denilen hayat o kadar çabuk geçiyor ki şaşıp kalıyor insan. Her şeyi dert etmişsen çabuk geçtiğine üzülüyorsun. Ama hayatın keyfini çıkarmışsan geriye dönüp baktığın zaman ne güzel yaşamışım be diyebiliyorsun. Kızla son kez görüş. Burada seninle kalırsa onu mutlu edeceğini anlat. Kabul etmeyip ailesini tercih ederse yapacak bir şey kalmıyor. Böyle bir kızı, hatta böyle bir aileyi tanıdığını bile unut. Yeni aşklara, yeni sevinçlere aç kollarını. Doktor haklıydı. Mantıklısı kızım benimle kalmayı kabul etmesiydi. Yarın köşke gidip Şebnem'le konuşma fırsatı arayacaktım. Umarım beni fazla bekletmezsiniz. Beklemene gerek yok Ahmet. Sen git, biz yürüyerek döneriz. Babanızın bu durumu tasvip edeceğini hiç sanmıyorum Şebnem Hanım. Sorumluluğu ben üzerime alıyorum. Hem fazla geç kalmayacağız, değil mi Hakan? Son birkaç günümüzü mutlu geçirmek istiyorum. Oysa sen gene asık yüzlüsün. Lütfen gülümse biraz sevgilim. Ayrılık günümüz yaklaşıyor diye neşe içinde gülmemi istiyorsun ha? Seni anlayamıyorum Şebnem. Yapabileceğimiz bir şey olmadıktan sonra üzülmek neye yarar ki? Tabii ki gülüp neşelenmek gerek. Yapabileceğimiz bir şey yok ha. Sen istedikten sonra her şeyi yapabiliriz. Bırak ailen gitsin, sen kal burada. En azından bir müddet için kalmayı dene. Onlarsız yapamazsan yine gidersin yanlarına. Anlamıyorsun beni sevgilim. Gitmeme ya da kalmama ancak baban karar verir. Onun vereceği kararın da beni götürmek olacağını biliyorum. Neden baban karar verecek ha? Neden? Senin de kişiliğin var. Sen de bir takım kararlar verebilirsin.
sefer. Sanki bir hafta sonra öleceğini bilen bir hasta gibi hissediyorum kendimi. Sporla aran nasıl evlat? Okulu bitirene kadar okul takımında futbol oynamıştım. Ama buraya tayinim çıktığından beri müsabaka bile izleyecek vaktim olmadı. Hah, müsabaka deyince aklıma geldi. 30 kilometre ilerideki kasabada güreş müsabakası varmış. Dün kasabaya indiğimde duvar ilanını gördüm. 3 gün sürecekmiş. Ya. Babam güreşlere çok meraklıdır da. Yarın izlemeye gidelim, ne dersiniz? Hem ben de çalışmalarıma ara verip biraz dinlenmiş olurum. Bence harika bir fikir. Öyle değil mi halacığım? Hı hı. Çok iyi olur. Biraz değişiklik yapmayı ben de istiyorum. Sen ne dersin delikanlı? Şöyle hep birlikte güzel bir gün geçiririz ha? Gelirsen çok sevinirim. Gelirim tabii. Hele profesör istedikten sonra. Anlaştık öyleyse. Yarın sabah gel buradan hep birlikte çıkalım. Peki efendim. Seninkiler 3 gün sonra terk ediyorlar burayı. Konuştun mu kızla? O da gitmekte kararlı mı? Yarın mutlaka konuşacağım. Zaten yarın hep birlikte güreş müsabakalarına gideceğiz. Affedersiniz, bunun için de izin isteyecektim sizden. Hakan'cığım bu mümkün değil. Yarın Sağlık Bakanlığı'nda önemli bir randevum var. Kızla öbür gün konuşsan, senin sağlık ocağında kalman gerek. Yarın sabah bekleyeceklerdi beni. Nasıl haber verebilirim? O konuyu merak etme. Ben uğrar durumu izah ederim. Peki efendim. Doktor Hakan'a geldiğimi haber verir misiniz? Tabii. Doktor bey, ziyaretiniz var. Tamam, geliyorum. Hoş geldin. Yarın güreşlerin 3. günü. Zaten babam için de finaller önemli. Mazeret dinlemem doktor. Yarın geliyorsun. Pekala. Yarın sabah sizde olurum. Thank you.
bana be! Şu yavrulara bak, yavrulara! Gelsene yanıma, gel! Size, gelin, gelin! Ey yavrum, ey! O ne güzellik öyle be! Kurban olayım size! Hey, şunlara bak! Şu fıstıklara bak! Bir değil, iki tane hem de ha! Birbirinden güzel ha! Başlarına gelsin. Hadi çocuklar, geleyim. Sokun gösterelim şunlara günlerini. Kim olan oluyor onlar ha? Gel de marifine kayalım senin bakalım. Vay canına. Tek başına hem de bize karşı koyabileceğini zannediyor. O kadar efe misin sen? Sen aramadın çocuklar. Hadi çocuklar, şunu bir benzetelim. Ödül olarak 3 milyon lira verecektir. Ayrıca geçen seneki ağamız İlhan Süleymanoğlu 2 milyon lira verecektir. Bu yılın Kırkpınar başpehlivanı Recep Gürbüz'ü yenecek pehlivana belediye reisimiz tarafından 25 milyon lira ödül verilecektir. Thank you.
dolaşalım mı? Hı hı. Baba, müsaade ederseniz biz biraz dolaşacağız. Restoranda buluşuruz. Tabii. Babam güreşleri o kadar daldı ki yalnız kalmak isteyişimize hayır diyemedi. Belki de yarın tamamen ayrılacağımız için aldırış etmedi. Haklısın, öyle de olabilir. Yarın gideceğini düşündükçe kahroluyorum. Ama görüyorum ki senin umurunda bile değil. Haksızlık ediyorsun bana. Başa güreşen o esmer delikanlı neydi adı? Ha, Mehmet Güçlü. Ne güreşçi o be, ne müthiş. Bütün rakiplerini ezdi geçti. Ha, Reşit Karabacak da yabana atılmazdı değil mi? Haklısınız efendim. Ama başaltı güreşleri o kadar çekişmeli olmadı değil mi? Evet. Sayın misafirler, hepinizi dansa davet ediyorum. Dans edelim mi? Yarın yola çıkacağımıza göre erkenden yatmalıyım. Seni çok sevdim delikanlı. İnşallah tekrar karşılaşırız. Hadi hoşça kal. Ben de sizi tanımaktan şeref duydum efendim. Hayırlı yolculuklar. Müsaade ederseniz Şebnem'le konuşmak istiyorum. Sadece 15 dakika. Pekala, bahçede konuşabilirsiniz ama sadece 15 dakika. Ailemize gösterdiğiniz dostluk için teşekkür ederim. Ben de dostluğunuz için teşekkür ederim efendim. İyi yolculuklar. Şebnem, aslında senin buradan ayrılmayı istemediğinden eminim. Yani benden ayrılmayı demek istiyorum. İstemekle olmuyor, başka seçeneğim yok. Babanın durumundan haberim var. Ama ömür boyu onunla birlikte sen de insanlardan kaçamazsın ki. Bak, biz birbirimizi seviyoruz. Şu anda kararını verip benimle kalacağını söyleyebilirsin onlara. Babamı bırakamam. Aile olarak babamdan sorumluyuz. Ona olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Saçma. Her çocuk babasına karşı sorumludur. Ama bu sorumluluğun bir sınırı vardır. Bizim durumumuz farklı. Babam annemi taparcasına severmiş. İkiz olduğumuz için annem doğumda zorlanmış. Ya annem ölecekti ya biz ölü doğacaktık. Babam tercihini yaptı. Bizler için annemi, en sevdiği varlığı feda etti. Şimdi onu nasıl yalnız bırakabilirim?
Babanın İstanbul'daki genci kazayla vurduğuna sen de inanmıyorsun değil mi? Onu bırakmak istemeyişinin asıl sebebi de bu. Haklısın. Kaza olmayabilir. Anneme çok benziyormuşum. Babam o sırada pencereden bakarken annemi düşünüyor olabilirdi. Beni de nişanlımla baş başa görünce bir an karısını hayal ederek silahını kapmış ve ateş etmiştir. Her şey olabilir. Babamın bize ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Yarın sabah erkenden gelip babanla görüşmek istiyorum. Belki böylece burada kalmanı sağlayabilirim. Hayır. Babamla konuşmana izin vermem. Ayrılmak zorundayız. Hayır. Hayır. Şebnem yok. Acaba bir daha onu görebilecek miyim? Şebnem! Rahat bırak onu, Şebnem uyuyor. Sen ha? Aman Allah'ım! Şimdi anlıyorum her şeyi. Demek... Şebnem'in nişanlısını da... Sen vurmuştun. İyi bildin doktor. O köpeği İstanbul'daki evimizin bahçesinde kız kardeşimi öperken gördüm.
Yapmamalıydı. Öpmemeliydi kız kardeşimi. Peki ama neden? Sana ne zararı vardı? Sen anlayamazsın nedenini. Biliyorum. Onu sen de öptün. Kız kardeşim kimseye aşık olmamalı. Onu öptüm. Haklısın. Ama bana aşık olduğunu nereden çıkartıyorsun? Sana aşık olduğunu biliyorum. Çünkü... Şebnem hayatının sonuna kadar doktor gözetimi altında kalacak. Bazı zamanlar onu ziyarete gidiyorum. Ama artık gitmeyeceğim. Onu unutmaya karar verdim.